Herkese merhaba. Kısa kısa matematik kanalındasınız. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle kümeler konusunu işleyeceğiz. Yani 67 ve 68. sayfamızdaki alıştırmaları birlikte çözeceğiz. Hem konuyu tekrar etmiş olacaksınız hem de ödevi olan arkadaşlarımız ödevlerini yapmış olacaklar. Başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, konu isteklerinizi, video isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca beğeni atarak videoların devamını da sağlayabilirsiniz. Tabii sizinle aynı sınıfta olan arkadaşlarınız ödevleri varsa bu videoyu onlarla da paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir küme belirtir diyor. Küme neydi? Kesin bir elemanı olacak. Herkes aynı şeyi söyleyebilecek. Sınıfımızda tenis sporunu yapan öğrenciler. Bu kişiler kesindir, nettir ve belli kişilerdir. Eğer yapan varsa bunlar bellidir. Bu küme belirtir diyoruz. Ya da şöyle yazabilirsin. Bu kümedir. Koşan balık var mıdır? Yoktur. Yani bunun içinde hiç eleman yoktur. Yine bu bir kümedir sevgili gençler. Çünkü herkes yoktur der. Biz buna özel olarak boş küme diyoruz. Bu çok karıştırılan bir şeydir. Dikkat edin. Olmayan şeyler de herkes tarafından yoktur deniyorsa onlara da küme diyebilirsiniz. Güzel masallar. Kime göre? Ben sevmiyorum mesela bazılarını. Bazıları çok seviyor. Bu net olmadığı için küme değildir. 5'ten küçük olan doğal sayılar vardır değil mi? Bellidir. Kimdir onlar? 4, 3, 2, 1 ve 0'dır. Yine bu da kümedir diyoruz. 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar. 5 ile 6 arasında doğal sayı var mı? Yok. Herkes buna ne diyecek? Yoktur diyecek. Buna yine ne diyoruz? Hiç elemanı olmayan boş küme diyeceğiz. Yani bu da yine bir kümedir sevgili gençler. Sadece C şıkkındakine küme değildir dedik. Diğerleri küme oluyor. Devam edelim. İkinci sorumuza geldik. Aşağıda ortak özellik yöntemiyle verilen kümeleri liste ve Venn şemasıyla gösterin diyor. Alfabemizin ilk 10 harfi diyor. Hemen liste yöntemiyle yazalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, yumuşak G ve H. Bazen Ç ile yumuşak G'yi unutan arkadaşlarımız olabiliyor. Bunu Venn şemasıyla isterseniz dairesel, istersen dikdörtgen şeklinde yapabilirsin. Hiç fark etmez. Ben sığsın diye bu şekilde yapıyorum. Önce kümenin adını köşeye yazıyoruz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G ve H yazıyoruz. Benimki biraz sıkıştı sevgili gençler. Siz geniş geniş yapabilirsiniz. B şıkkı millet sözcüğünü oluşturan harfler diyor. Rengimizi değiştirelim karışmasın. Millet kelimesinin harflerini yazarsak B eşittir. M, I, her harf bir kez yazılır unutmayın. L'yi bir kez yazıyorum. E ve T'yi yazıyorum. 5 elemanlı bir kümeymiş. Bunu da dairesel olarak yapalım. B kümesi köşeye yazıyorum. M, I, L, E ve T olarak yazıyorum. C'ye geldik. 19'dan küçük çift doğal sayılar. Bunların elemanlarını çok yazmışlar. Hiç gerek yoktu aslında. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 0'ı yazıyorum. Şimdi bunları yapmak önemli değil de bunları elemanlarını çizmek, yazmak çok uzun sürüyor. Bunun cevabını buraya yazıyorum. C şıkkı 14. 14'ten değil tabii 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. İyice karıştı ama anlamışsınızdır umarım. Bu sayıları aynen yazdık. Son sorumuz ve son sayımıza geldik. Ç şıkkına geldik. Onu da liste yöntemiyle yazalım yine. 20 ile 45 arasındaki tek sayılar. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 ve 41. Pardon, 45'e kadarmış. 43 arasında dediği için 45'i almıyoruz. Bu sayılarda Ç şıkkının kümesi. Bunda şema yöntemiyle yine bir şekil çiziyorsunuz ve hepsini noktalar koyarak gösteriyorsunuz. Şimdi uğraşmayalım. Videomuz çok uzamasın. Sadece bunları noktaların her birine bir sayı yazarak yazıyorsunuz. Gelelim 3. sorumuza. 61 ile 85 arasında ve 4 ile bölünebilen doğal sayılar kümesi için aşağıdaki ifadelerden doğru olanına D, yanlış olana Y yazınız diyor. Tabii önce bir A kümesini birlikte yazalım. Ne diyor? 61 ile 85 arasında 4'e bölünen sayılar. Normalde 60 tam bölünürdü. O zaman 64'ü alacağım. 64. Sonra 4 ekleyerek gidebilirsiniz. 68, 72,
76, 80, 84. 84'ü de yazabiliriz. 85 demişti çünkü. Sınırımız 85. Şimdi değerlendirme yapalım. 72 elemanıdır diyor. Elemanı mı? Evet. Doğru. Eleman sayısı 8'dir diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlıymış. Yanlış. 68 elemanı değildir diyor. 68 oysa elemanıdır. Yanlış. Eleman sayısı 7'den azdır. Ne demiştik? SA 6'dır. Yani 7'den azdır. Doğru diyoruz. Bu şıklarımız da böyle çözümünü de yapmış olduk. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki kümelerin eleman sayılarını bularak noktalı yerlere yazınız. A kümesi ABC elemanlarından oluşuyor. 3 elemanı var. D kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlıdır. F kümesi bakın hiç elemanı yok. Buna boş küme diyorduk. Sıfır elemanı var. G kümesi bak bu da boş küme sembolüdür normalde. Ama bir kümenin içinde bu varsa orada bir tane eleman vardır. Tamam. H kümesi 1, 2, 3, 4 elemanlıdır. Buna da 4 diyoruz. Beşinci sorumuz. A rakamlar, B de 15'ten küçük çift doğal sayılar kümeleri veriliyor. Buna göre A kesişim B ve A birleşim B kümelerinin liste yöntemi ve Venn şemasıyla gösteriniz. Biraz büyük bir Venn şeması olacak. Hemen liste yöntemiyle yazabiliriz. A kümemiz neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlar. B kümesini yazalım. 15'ten küçük çift sayılar. 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 0'dır. Şimdi A kesişim B'yi önce listeye yazalım. A kesişim B. Ortak eleman arayacağım. Şöyle bakarsam sıfırlar ortak. Çift sayılar olacak çünkü bu çiftti. B kümesi çiftti. 0, 2, 4, 6 ve 8 ortak olan elemanlar. Birleşimini yazalım. Birleşim yaparken önce bir tanesinin tamamını yazarsınız, sonra kalanı yazarsınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u yazdım. Buradan devam ediyorum. 10, 12 ve 14 diyoruz. Venn şemasıyla yaparken onu da şöyle maviyle yapalım. Venn şeması buraya sığmayabilir. Sizin için şöyle biraz yukarı alıyorum. Bu 5. sorumuzun cevabını şurada yukarıya çözelim birlikte. Şöyle kocaman çizeceğim çünkü çok fazla sayı var sevgili gençler. A kümesi ve B kümesi diyorum. Bu sorunun cevabını yapıyoruz, tamam mı? Önce ortak olanları ortaya yazıyorsunuz. 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Biraz sıkıştırdık ama. Tamam. Sonra kalanları yazıyorsun. A kümesinde bu çift sayılar gelince ne kaldı geriye? 1, 3, 5, 7, bir de 9 kaldı. B sayısında bu sayılar gidince ne kaldı? Şuraya kadar 10 kaldı, 12 kaldı, bir de 14 kalmış oldu. Evet, liste yöntemiyle şurada yazdık. Venn şemasında şurada yukarıda göstermiş olduk sevgili gençler. Geçiyoruz 6. sorumuza ve son sorumuz sevgili gençler. Olimpiyat sporlarını yaz ve kış olimpiyat sporları olarak iki kümeye ayırınız. Kümeleri liste ve Venn şeması yöntemiyle gösteriniz diyor. Bunun için internetten yararlanabilirsiniz diyor. Bakın yaz olimpiyatlarını Y harfi olsun kümemizin adı. Kış olimpiyatlarının kümesi de K olsun. Yaz olimpiyatlarını yazacak olursak neler var? Yaz olimpiyatlarında genelde atletizm dalı, halter, futbol, voleybol, nokta nokta devam eder, tamam mı? Bir sürü yaz atletizm çok uzun. Hepsini yazamayız zaten. Kış olimpiyatlarında ne vardır? Kayak vardır. Buz pateni vardır. Genelde buzda yapılan şeyler vardır. Siz internetten daha fazla kaynakta bulabilirsiniz bu konuyla ilgili. Venn şemasıyla gösterirseniz de Y burası, K burasıdır. Bunların ortak elemanı yoktur sevgili gençler. Yaz ve kış olimpiyatlarında ortak branşı yoktur. Bunları ayrı ayrı şu şekilde liste şeklinde yazarsınız. Bu noktalarla da her birine birer tane yazabilirsiniz. Uzatmaya gerek yok. Her bir branştan üçer adet yazmanız yeterli. Evet, sorularımızın çözümü bu kadar sevgili gençler. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Şöyle uzaklaşayım. Bütün cevapları da aynı anda görebilirsiniz. Evet, videoyu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.